Siirt Ticaret ve Sanayi Odası aylık meclis toplantısı ilk defa bir ilçede yapıldı. Baykan ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki konular görüşüldü. Oda Başkanı Güven Kuzu ve Oda Meclis Başkanı Limak Yönetim Kurulu Holding Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı toplantıda Baykanlı olan oda üyelerinden Zeki Göktaş yaptı ve oda tarihinde ilçede gerçekleştirilen ilk toplantının kendi ilçelerinde yapılıyor olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Gerçekten küçük bir ilçe. 5-6 bin nüfuslu bir ilçe. Ben konum olarak da İpek Yolu üzerinde. Ama yıllardan beri gerçekten böyle çok bir yatırımın olmadığını, inşallah bundan sonra da yatırımlarını biz iş adamları olarak, ticaret odası olarak ve Sayın Valimizin, Sayın Meclis Başkanımızın da inşallah katkılarında ilçemize inşallah yatırımlar olur ve bizler Baykanlılar olarak da ilçemize bir fakültenin gerçekten yani Baykan'ın artık Baykan'ın dışına taşımak Bitlis yani doğuya taraf biraz taşıması için gerekli arazinin de olduğunu, yani yapılacak yatırımlardan dolayı bir arazi sıkıntımızın da olmadığını bu konuda değerli büyüklerime iletmek istiyorum. Toplantıda ikinci konuşmayı Oda Başkanı Güven Kuzu yaptı. Kuzu, Kanal 56 olarak geçtiğimiz hafta dile getirdiğimiz bir soruna da değinerek bunun düzeltilmesini istedi. Kanal 56 olarak Kredi ve Yurtlar Koruma Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde öğrenci yurduna dönüştürmek üzere bina kiralaması kapsamına Siirt'in alınmasını istemiş ve reklamlarla genel müdürlüğün yaptığı yanlışlığı dile getirmiştik. Bu konuya değinen Kuzu, Siirt'in de bina kiralayarak öğrenci yurduna dönüştürmesini ve açıkta hiçbir öğrencinin bırakılmamasını istedi. Baykan'da bir meslek yüksek okulu da açılmasını isteyen Kuzu şöyle dedi. Sayın Valim, değerli katılımcılar. 2013 yılı 9. dönem akredite olmaya aday 22 oda ve borsanın arasında olan odamızın akredite olmuş oda ve borsalar ailesine katılması sevincini sizlerle paylaşmak istedim. Akredite olmuş odalar üyelerine ileri düzeyde hizmet, 5 yıldızlı hizmet veren ve yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmış odalardır. Bu süreçte yoğun bir çalışma sergileyen yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma ve personelimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valim, değerli meclis üyesi arkadaşları. Son 10 yılda eğitim yatırımları açısından büyük bir atılım yaşayan ülkemizde ilimizle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu gözlemlemekteyiz. Şöyle ki, son günlerin en yoğun tartışma konularından biri olan kız ve erkek öğrencilerinin aynı yurtlarda kalma ve barınma sorunu hepimizin malumudur. Gençlik ve Spor Bakanlığı soruna çözüm bulma amacıyla ülke genelinde bina kiralama yoluna gidileceğini gazete ilanlarıyla tüm ülkeye duyurmuştur. 15 yıl süreyle kiralanacak olan binaların yurda dönüştürülmesi için bakanlığın gazetelere verdiği ilanda Kars, Ağrı, Hakkari, Bilecik, Kırşehir, Rize, Ordu, Erzincan, Gümüşhane, Tunceli, Adıyaman ve Artvin gibi şehirler yer alırken Çanakkale'nin Biga, Sakarya'nın Hendek, Aydın'ın Nazilli, Zonguldak'ın Ereğli ilçeleri yer alırken maalesef Siirt bu saydığım iller ve ilçeler arasında dikkate alınmamıştır. 6200 civarında öğrencinin eğitim gördüğü Siirt Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 840 kapasiteli kız öğrenci yurdu, 750 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu olmak üzere toplamda 2 adet yurt bulunmaktadır. Yani 6200 öğrenciden sadece 1590'ı devlet yurtlarında kalabilmektedir. Daha basit bir hesapla her 4 öğrenciden 3'ü dışarıda kalmaktadır. Birçok konuda ihmal edilen Siirt'in sorunlarına çözüm bulmak ve sorunların takipçisi olmak elbette ki bizlerin asli görevidir. Bakanlık yurt binalarını kiralama yoluna giderken bizler de şunları düşünmeden edemiyoruz. Acaba ilgili bakanlık Kur Kalan ve Eruh'ta bulunan meslek yüksek okulu öğrencilerinin barınma sorunu var mıdır? Siirt'teki özel yurtlar dahil olmak üzere yurt kapasiteleri yeterli midir? Siirt gibi muhafazakar bir ilde öğrencilerin ev kiralama konusunda ciddi sıkıntı yaşadıkları gerçeği ortadayken bu konular araştırılmış mıdır? Bakanlığa sunulan bilirkişi raporlarında Siirt'te yurt ihtiyacı olduğu yer almasına rağmen bakanlık bunları neden görmezden gelmiştir? Tüm bu soruların cevabı tarafımızca da merak edilmektedir. Kaldı ki önümüzdeki 4 yıl içinde öğrenci sayısını 12 binlere çıkarmayı hedefleyen Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'nün bu öğrencilerle ilgili doğacak konaklama sorununu hesaplamamış olması düşünülemez.
Tam bu noktada hızla büyüyen ve öğrenci sayısı artan bir üniversitenin yurt ihtiyacının olmadığı anlamına gelen bir uygulamaya son verilmesi gerekmektedir. Bu sayede odamızca yeni teşvik sistemi dahiline girer ve ilave istihdam alanlarının yaratılması anlamına gelen bu yatırım konusunda ilimizdeki birikim sahiplerinin yönlendirilmesi yapılacaktır. Kuzunun ardından söz alan Oda Meclis Başkanı Nihat Özdemir, Baykanlıların bir araya gelerek güçlerini birleştirerek yatırım yapmalarını istedi. Siirt'teki organize sanayi bölgesinin doluluk oranının göz önünde bulundurarak Veysel Karahan Beldesi ile Baykan ilçesi aralarında yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalar yapılmasını gerektiğini belirten Özdemir, ayrıca Veysel Karahan'ı tanıtımına ağırlık vermesini istedi. Neyimiz eksik? Artık buralara yeni gelen bu Sayın Güven Kuzu'nun da dediği gibi teşvik yasalarıyla birlikte buralarda da yatırımların başlanması lazım. Allah'a şükürler olsun ki çözüm süreci başladı. 11 ayı geride bıraktık. Ve 2013 yılında çok şükür hiçbir ölüm olayı olmadı. Bizleri üzen bir olay olmadı. Ufak tefek bazı olaylar olmuştur ama canın kaybı olmadığı bir olayda her zaman madden gelen bir olay zararları telafi etmek mümkün. Ama cana gelen olaylarda o acıyı dindirmenin hiçbir zaman mümkünatı yok. Artık görüyoruz ki bölgemize huzur geldi. Çözüm süreci yürüyor. Başarılı bir şekilde yürüyor. Artık buralara yatırımın gelmesi lazım. Devlet yeni bir teşvik yasası getirdi. Ve bu yasayla buralarda yatırım yapmanın çok büyük avantaj olduğuna inanıyoruz. Bu bölgenin artık bir sorunu kaldı. İstihdam sorunu, işsizlik sorunu. Bu da ancak yapılacak yatırımlarla burada biz işsizliğin derdine ancak çare olabiliriz. Baykan'ın ayrı bir şansı var. Dünya ve Türkiye'miz inanç turizmine çok önem veriyor. Bakın inanç turizminin Türkiye'de en önemli örneği Konya ilimizdedir. Mevlana'nın sayesinde bugün Konya Türkiye'nin artık ilk 10 şehri arasına girmiştir. Biz de bunu Siirt'imizin Tırlos'unda, Siirt'imizin Baykan'ında ve Hazreti Veysel Karani'nin de buradaki önemli bir varlığın burada yatmış olması bizim için bir şans. Ama bugüne kadar bunu değerlendiremedik. Değerlendirmemiz gerekti. Toplantıda daha sonra son sözü ilçe kaymakamı Ufuk Akıl aldı. Gerçekleştirecekleri projeleri anlatan Akıl şöyle dedi. Ben de ilçe kaymakamı olarak öncelikle bu güzel organizasyonun, bu toplantının ilçemizde yapılıyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve bu hususta Meclis Odası Başkanımıza, Sayın Şalamız Nihat Bey'e de büyük şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Baykan olarak Siirt'in en güzel ilçesi olarak kendimizi addediyoruz. Bu hususta gayretimizi, enerjimizi sarf etmeye devam edeceğiz inşallah. Toplantıda son sözü Vali Ahmet Aydın şöyle konuştu. Organize sanayi bölgesiyle ilgili geçen arkadaşların bir ziyaret etti. Zannediyorum hazine arazisi de var bu Veysel Karahan taraflarında. Çünkü havalimanına gidip epey bir geniş arazi var. Orasını değerlendireceğiz. Hazine arazisi olduğu zaman bir kararla müteşebbis heyet, Tiradus Başkanımız, Valimiz beraber müteşebbis heyet karar alırız. Onu yapabiliriz. Çünkü hakikaten çok talep var. Şu anda 15'i geçti bizim. Yani şu anki Siirt Sanayi Ticaret bizim organize sanayi bölgesi 15'ten fazla başvuru var. Bu çözüm süreciyle beraber inanın müthiş bir talep var. İşte barata fabrikası var, mermer fabrikası var, ambalaj fabrikası var. Bir sürü talepler var. Yakın bir gelecekte de bu talepleri biz karşılayamayacağız. Onun için böyle ikincisini aşmamız da lazım, ihtiyacımız da var. Belki bu dediğim gibi Kurtalan Baykan arasındaki Veysel Karahan Hazretleri'nin bölgesindeki bir yere onu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Sevgili hemşerilerim, sizlerden ricamız varsa böyle bir imkanınız gelin başvurun. Biz de bu tarafta organize sanayi bir başvuruya bakalım inşallah. Hep beraber hem siz kazanın hem biz kazanalım inşallah.